Görünürdeki motivasyon ne olursa olsun bu bir protesto değil, saf şiddettir ve camilere veya Müslüman topluluklarımıza yönelik saldırılara müsamaha göstermeyeceğiz. Bu nedenle bu faaliyetlere katıldığı tespit edilen herkese yasanın tüm gücü uygulanacaktır. İngiltere'de sokaklarda gerilim tırmandı. Saldırganlar Rotherham'da mültecilerin kaldığı bir oteli ateşe verdi. Başbakan Keir Starmer sokak olaylarına katılanlara pişman olacaksınız mesajını verdi. İster sokağa çıkıp eylemlere karışan aşırı sağcılar olsun, ister sosyal medyada nefret yayanlar olsun, sert tepkiyle karşılaşacaklar dedi. Şiddeti kışkırtıyorsanız çevrim içi veya çevrim dışı olması önemli değildir ve bu nedenle tıpkı doğrudan sokaklarda yer alanlar için olduğu gibi tutuklamalar, suçlamalar ve kovuşturmalar olmasını bekliyorum. Aynı şekilde çevrim içi olarak suç işlediği tespit edilen herkes aynı tepkiyi bekleyebilir. İngiltere Başbakanı polis güçlerine de destek verdi. Polisle ilgili olarak bu düzensizlikle başa çıkmak için ihtiyaç duyduğumuz yerde ihtiyaç duyduğumuz memurlara sahip olacağımızdan kesinlikle eminim ve bu yüzden toplulukları desteklemek için konuşlandırmaya hazır uzman memurlardan oluşan daimi ordu kuruldu. Sokak olayları geçen pazartesi Southport'ta bir dans kursuna yapılan bıçaklı saldırıda 3 kız çocuğunun öldürülmesinin ardından başlamıştı. Tutuklanan saldırının şüphelisinin 17 yaşındaki bir genç olduğu açıklanmıştı. Ancak sosyal medyada failin İngiltere'ye deniz yoluyla gelen bir mülteci olduğu yönünde yalan haberler yayılmış. Alevlenen mülteci karşıtı ırkçı eylemler İngiltere'nin ardından Kuzey İrlanda'ya da sıçramıştı.